Merhabalar öncelikle. Psikolog Bahar Eren Kılıç, SEGA danışmanlık, kendik özel yerim. Pandemi dönemindeki tükenmişlik sendromundan bahsedecek olursam ilk başta tükenmişlik sendromunu açıklamam gerekir. Tükenmişlik insanların normal hayatta zevk aldıkları kavramlardan artık zevk almamaları durumudur. Özgüvenlerinin daha aşağı çekilmiş oldukları durumlardır. Aynı zamanda basit olarak gerçekleştirilebilecek kavramları kendilerine zor olarak gördükleri için gerçekleştirememeleridir. Peki pandemi sürecinde bu tükenmişlik nasıl oldu diye soracak olursanız, pandemi döneminin belirsizliği, bu süreçteki bir sonuca kesin olarak ulaşılmaması, aynı zamanda bu sürecin sonunda ne olacağının tam olarak bilinmemesi kişilerde aşağı çekilme, özgüven eksikliği ve herhangi bir kavramdan yana ilerleyiş sergileyemem olarak karşımıza çıktı. Tükenmişlik kişileri belli bir çatı altına kapatmak olarak adlandırıldı pandemide. Pandemi sürecinde kişiler normal hayatta aslında zevk almadıkları kavramdan örnek veriyorum güçlük çektikleri okula gitmek gibi kavramlardan bile pandemi sürecinde bunu özler duruma geldiler. Kişiler bu süreçlerinde sosyal aktivasyonlarını sıfırladılar. Bu da kişilerde aynı zamanda aşağı çekiş, özgüven eksikliği, iletişimsel eksiklik olarak karşımıza çıktı ve bu kişilerde bu semptomlar görüldü. Bunun birçok belirtisi olabilir. Bu sayacağım belirtiler her insanda vardır. Lakin tükenmişlikte bu seyirler daha yüksek seviyelerde seyreder. Örnek veriyorum uyku bozuklukları kişinin bedensel ve zihinsel yorgunlukları, tükenmişlik hissiyatları, aynı zamanda karamsarlık düşünceleri, umutsuzluk, uyku problemi, yeme içme bozukluğu ve zihinlerindeki kötü düşünceler olarak adlandırabilirim. Sürekli bunlar zihinlerinde yinelendiği için bu kişilerde aynı zamanda özgüven eksikliği de ortaya çıkar. Evde tedavi olmak istersek neler yapabiliriz? Bu süreçte kişilerimiz öncelikle ev aktivasyonlarını arttırmaları gerekiyor. İlk baş olarak bunu kabullenişle başlamamız gerekiyor. Bunun devamında ev aktivasyonlarımızı arttırmalıyız, ev etkinliklerimizi çoğaltmalıyız. Aile bireylerimizle iletişimimizi güçlendirmeliyiz aynı zamanda. Bu süreçte kutu oyunlarından yararlanabiliriz, puzzle'lardan yararlanabiliriz, iş bölümleri yapabiliriz. İlk olarak aile bireyleriyle iletişime geçerek bu tür organizasyonları ayarlamamız gerekiyor. Bunların dahilinde bunlar yetecek mi derseniz hayır. Spor yapmak, spor vücudun hormonlarını dengelediği için aynı zamanda mutluluk sağlar. Bu yüzden de en önemli etkinliklerimiz yapacağımız aktivite spor olması gerekiyor. Aynı zamanda uykumuzu düzene sokmamız gerekiyor. Aynı zamanda yeme içme düzenimizin olması gerekiyor. Ev hayatımızda özellikle ilk olarak şu şekilde başlamalıyız. Uyuduğumuz kıyafetlerimizle güne devam etmemeliyiz. Günlük rutinimizde bunları uygulamıyorsak bunları yapmamalıyız. Pijamalarımızla günümüze devam etmemeliyiz. O gün örnek veriyorum dışarı kıyafeti gibi de giyinebiliriz. Makyaj yapıyorsak makyajımızı da yaparak ilerleyebiliriz.